İnsanların dediğim gibi özellikle gençlerin işsizlikten dolayı kaygısı çok yüksek. Baktığımızda verilere işte Türkiye'de işsizlik oranı %11-13 bandında açıklanıyor. Fakat bu genel nüfusta böyle. Genç işsizlere baktığımızda bu oran %20'lere çıkıyor. Bir de tabii gizli işsiz dediğimiz bir kesim var. Bu %20'nin içinde bu kesim yok baktığınızda. Gizli işsizlik nedir? Aslında çalışmak isteyip iş bulamayan ya da umudunu kesmiş, iş aramayı bırakmış kesim olarak bunu nitelendirebiliriz. Bunu da işin içine kattığımızda aslında %25'lere gelen bir işsizlik var. Dolayısıyla insanlar bir emek harcayacağım, vakit harcayacağım, okuyacağım, meslek sahibi olacağım ama sonra iş bulabilecek miyim? İş bulursam alım gücüm ne olacak? Bugün Türkiye'de asgari ücret çok yükseltilmiş gibi gözükse de alım gücü korkunç derecede düşük. Hepimiz zaten marketlerde, sokakta bunu yaşıyoruz, görüyoruz da halkta. Ne yazık ki başlıca sebep bu. Yani ekonomik alım gücünün ve refah seviyesinin düşük olması, meslek edindiğinde de iş bulamayacak olması, bulursa bile alım gücünün asgari ücretle değerlendirdiğinde düşük olması. Bu neye yol açıyor? Özellikle genç kesimde sosyal aktivite yok, kültürel aktivite yok. Ekonomik kaygı var, hayatını idame ettirememe kaygısı var. Yani ekonomik bir kaygı olduğu için bakıyor yurt dışında daha iyi imkanlar var, oraya gideyim. Bir de tabii şöyle bir sorun var, özellikle yurt dışı eğitim kısmına geleceğim. Türkiye'de son dönemde çok böyle üniversitelerin sayısını arttırdık diye harika bir iş yapılmış şeklinde açıklamalar var. Bu sayı artmış olabilir ama önemli olan hiçbir zaman nicelik değil, niteliktir. Siz bir apartman binasında üniversite açtıysanız bunun benim nazarımda hiçbir önemi yok. Orada eğitim alan bir çocuğun üniversite eğitimi aldığını ben düşünmüyorum. Çünkü üniversite eğitimi oturup kitaptan tekrar ettirmek değildir. Bir bütünsel bakış açısıdır. Bu bakış açısını geliştirebilmektir. Sosyal aktivitesiyle, düşünsel fikir gelişimiyle ya da buna yol açacak çeşitli aktivitelerle bir bütündür. Apartman binasında verilen ve kimse kusura bakmasın bunun örnekleri var. Parayla tez yazmış, tez almış hocaların öğrettiği ilimden, bilimden çok nitelikli bir eğitim çıktığını da düşünmüyorum. Z kuşağı çok akıllı, gerçekten çok akıllı. Bunları farkındalar, daha iyi bir eğitim almak için de gidiyorlar. Yani sosyoekonomik sebepler hariç daha iyi bir eğitim peşinde koşan da bir genç kitle var.